Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Amin. Ne zaman çıktı? 31 Aralık. Süper bir günde çıkmış. Evet, yılbaşı hediyesi olsun istedim. Hem de 20. yıl oluyor, 2019'da oluyor diye. Böyle bir güne denk getirdik. 20. yıl hediyesi herkese. İnsan gençken yıllar çok çabuk geçermiş. Günler geçmek bilmezmiş. İnsan yaş aldıkça günler geçmiyor ama yıllar hızla geçmiş. Kim söylemiş bunu, ağzını öpeceğim. Bilmiyorum. Ben zaten şu anda bunu yanlış söyledim. Şöyle oluyor, bir dakika. Anladım. Evet. Herkes anladı. Anladım. Bir daha tekrar ediyorum altyazılı. İnsan gençken günler geçmek bilmezmiş. Geçmek hayır. Günler çok hızlı geçermiş, yıllar geçmek bilmezmiş. İnsan yaşlanınca günler bir türlü geçmek bilmezmiş, yıllar çok hızlı geçermiş. Allah'ıma çok şükür ki doğrusunu söyleyebildim artık. Benim de emekli olma vaktim gelmiş demek. Yok, yıllar ya, çok çabuk geçmiş. Yıllar çok çabuk geçti, evet. Hani bana sorsalar 20 gün gibi derim. 20 gün de geçti gitti gibi. Şu kadar. Evet, aynen öyle. Yani kaç kere kaldı? 17 yaşımda girdim piyasaya. Hunharca, hatta ilk beraber çalışmıyor. 20 yıl diyor, beraber büyüdük tabii, belki de. Tabii. 20 yıl öncesini hatırlıyorum. Şimdi 40 yaşındayım ben. Tık, yani dündü sanki. Tabii. Daha dündü sette beraberdik. Onun bir single'ında, bir albümünde beraber çalışmıştık filan. Ama ben, sanki bana dün gibi geliyor. Ben yani. Dün gibi. Geçenlerde paylaştım hatta fotoğrafı. Ya, tam tarihi de hatırlıyorum. Tarihi de yazdım. Delisin sen, yazmış altına ve nasıl. İnanılmaz. Yani, Kemal'le ilgili çok ilginçtir. Sete ilk defa işte Kemal'le orada sette tanıştık. Ondan sonra o zaman sadece saç başla ilgileniyordu. Aynen. İşte makyajım yapıldı falan. Böyle geldi böyle. O zaman da çok şeydi, hani keskindi yani hani. Ben dedi, senin saçını keseceğim dedi. Kes dedim ben. Hani setteyiz her bu arada. Setteyiz yani. Kadın albüm kapağı çekiliyor. ve hiç daha tanışmamışız. Yani 10 yıllık kuaför olsam neyse. Hani tabii. Kes dedim ben de. Ben hani, de vurdum makası. Böyle çot diye saçım kısa önünden böyle. Ben böyle bir kaldım ama efsane fotoğraflar çıktı. Çok, saç baş çok güzel oldu. Olmuştu. Tamer çekmişti, Tamer Yılmaz çekmişti. Onu hatırlıyorum. Sonra çok eğlendik tabii, çok güzeldi. Onun enerjisi çok yıllar güzeldi. Yıllar geçtikçe güzelleşme peki? Kaç puan buna? Bu nedir yani, Allah aşkına bu ne? Kemal söylüyorsa şahane. Ama süper. Hep güzel. Hep güzel. Yıllar geçtikçe daha güzel. Evet. Bir de yaşlanmıyor da. Evet. Ya ben yaşlanmayı da, bir güzel de yaşlanmayı arkadaşım. Da seviyorum. Sıfır müdahale. Evet. Yani güzel yaşlanmayı seviyorum. O da bir şey. O sevmiyorum. Herkes birbirine benziyor. Ben şimdi ya. Şuna bir şey yaptırsam mesela, şunun sebep olduğu şeyi unuturum gibi geliyor. Aynı şeyi söyledim geçen. Evet. Hiç öyle takıntılarım yok. Bir de bana herkes diyor ki çok estetik yaptırıyorsun. Alakam yok. Yani nemlendirici bile sürmüyorum ben yüzüme. Hep ama güzeldi, inandıramıyorsun suratı. Hep insan. Suratı güzeldi yani. Hep güzeldi. O da öyle. Onu söylemeye çalışıyordum. Gideyim mi ben? Ya bizi buluşturdunuz yani, güzel oldu. Teşekkürler. Ben gideyim şimdi birbirinize konuşayım. Bir kek, pasta, bir çay, bir şey yok mu? Ay. Kısır olan. Ay, çay size kurban olsun. Ben yanında çeyrek getirmiştim. Altın günü yapıyoruz diye. Ama ben ne konuşmak istiyorum sizinle biliyor musunuz reklamlardan sonra? Şimdi reklama gideceğiz, sonra hiç bölmeden gideceğiz. Tamam, hadi bakalım. Ben ne konuşmak istiyorum? Bir röportajında demiş ki business class uçarım. Hemen Yonca Hanım'a sordum. Dedim ki ne uçarsınız? Business class. Bunun üstünden de sonrasında çok önemli bir saptama yaptık. O zaman reklamlar. Az sonra. Kendinize en vicdansız olduğunuz yer neresi? Ama böyle deyince deli zannedecekler. Kendi sabrımın içinde boğuldum artık. Burnunuzdan kıl aldırmadığınız şeyler ne? Ben kediyim. İstediğim zaman sevdiririm kendimi. Neyi öğrenmeniz gerekiyormuş peki? Keşfettiniz mi bunu? Peki neyle sınanıyorsunuz? Gerçek anlamda yürekte affetmek nasıl olur acaba? Kendi kendimize konuşmamamız için de bir sebep yok. Kim ayıplayacak bence ki yani? Tabii ki hatalarım oldu. Bir sürü hatam oldu. Hedef oluyorsun yani. Sen her türlü zarara da kendini açıyorsun. Oldumla öldüm arası bir tek nokta var. Asla sokağa çıkmıyorum. Hiçbir şekilde işe giderim. Peki neden business class? İkinize birden soracağım bu soruyu ama. Önce hanımlar. Önce hanımlar buyurun. Business class'taki portakal suyundan vazgeçemediğim için değil. Hiç
açmıyorum yani bunu. Onu onsuz uçamam gibi bir şey değil. Tamamen bir sosyal statü göstergesi. Benim hiç öyle hiçbir zaman ay ben öyle yapayım bunu şöyle bir arabaya bineyim falan gibi lüks merakım hiçbir zaman olmadı. Ama şeyi gözlemledim yıllar içinde. Business uçmadığın zaman aa sen de mi ekonomi uçuyorsun bakışlarını gördüm. O cümleleri de duydum. Ha, çok ilginç değil mi? Seninki daha dramatik. Evet, ama var öyle bir şey yani var. Var şimdi var. Atıyorum hep beraber çok denk geliyoruz uçaklarda. Ben de DJ'lik de yapıyorum biliyorsun veya atıyorum farklı şehirlerde farklı AVM'lerde imza günlerine gidiyorum. Hepsi arkadaş çevremizde bir uçağa biniyorsun atıyorum aynı gün başka bir şarkıcının veya Yonca'nın işte konseri oluyor ben DJ'lik yaptığım şehirde. Benim öyle bir bakış açım yok. Allah yukarıda. Ben kendi sebebimi söyleyeceğim. Ama insanlar o sanatçı tayfası özellikle ben kendimi oraya koymuyorum. Hı hı. Canım merhaba hoş geldin falan. Böyle eğer ki o perden arkasına geçersen bir ilginç bakıyorlar sana. İşte bu herkeste var. Yani sadece bizim camiamız için geçerli değil. Halk da yadırgıyor. Evet, hani siz... Yadırgıyor. Yani biz böyle... Bizim gibi uçuyorsun sen. Ben de insanım. Uçağın önüyle arkası da aynı yere gidiyor. Ama işte bu ye kürküm ye anlayışı çok baskın benim son yıllarda Türkiye'de. Sa şöyle. Ben 17 yaşımdan beri İstanbul'da çalışıyorum. Ve kendi paramı kendim kazanıyorum. Ve ben terazi burcuyum. Güzel severim. İyi hissetmeyi severim. Ve o günden beri nereye gidersem gideyim. Kendi imkanlarımla tatile de gitsem. Veya işte ailemi ziyarete de gitsem business uçuyorum. Bunu tercih ediyorum. Çünkü ben o portakal suyunu da içmiyorum. Yemeğini de yemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece rahat ediyorum. Dolayısıyla beni iş için birisi bir yere götürecekse kusura bakmasın business götürecek. O kadar. Profesyonellik. Statü endişesi. Değil. Yani bu sosyal hayır genele baktığımızda bu ha, var. Yani bayılıyor. Mesela hatta şöyle bir feedback de verebiliyor. Benim gibi aynı ya da bizim gibi evet. Bizden biri. Ama onu uçakta ekonomide gördüğünde evet. Business class yerine bizden biri olmasını istemiyor. Yadırgıyor. Business evet, derken evet, devam ediyor. Onu. Bu çok evet. Acayip bazı, bir... Sen çok, bilirsin çok. Bazı şehirlere giderken business class yoktur. Hani hani tabii. Oturursun hep beraber. Tabii. O zaman hani böyle şaşırıyorlar. Hani... Tabii canım ben çok gördüm o bakışları. Yapacak bir şey yok. Çünkü Anadolu'nun her yerine uçtum ben. Her aynen. Yere de dediği gibi business uçuş yok. Yani her neredeyse her yerinde konser verdim. Niye peki verdim. Buna taktın böyle sen? Bir şey neden var bu yani. Business neden taktım? Biz şöyle bir şundan aslında küçük taktım. Şeylerden büyük tabloya gidebiliyorsun küçük yani, noktalardan. Yani İngiltere'de Maliye Bakanı işine bisikletle gidiyor. Evet ben de İstanbul yokuşu olmasa ben de her yere bisikletle yani, giderim. Bizim toplumda bu çok var. Yani hayran olduklarımızı böyle bir yerlerde görme ya da evet. Onların da kendi algılarını koru adına oralarda bulunma mecburiyetleri. Bak uçak için geçerli bu söylediğim. Ben metroya da biniyorum. Ben Karatepe'de oturuyorum. Ama bu herkes için yok. Bunu siz yapıyorsunuz trafikte yani. Trafikte bir yere gideceksem ve metro imkanı varsa biniyorum. Ne var? Ya insanlar bir şaşırıyor. Fotoğraf çekiliyor. Hoşuma tabii. Da gidiyor açıkçası. Ne var? Metroya biniyorum. Öyle şahane lüks bir arabam da yok. Arabanın içinden inendir mevzu. Arabanın markası değil. İşte bizim için öyle de işte algı... Dolayısıyla ben hani o algıyı yönetmek adına bilmiyorum biz onun algı yok yok ben genelde sadece merakımdan biz konuşurken de yani merakımdan o oldu. O algı var. Neden bu algı var? Yani ne gerek var i̇şte aslında? İşte onun şeye gittik bu... aslında. İşte bu hani çok büyük villalarda ayakkabılarla yürüyen kadınların dizileri hani çok tutuyor ya. Evet. Aslında aynı merak, aynı şekil, aynı durum bu. Hani benden olmayana daha fazla hayranlık duyayım. Endişesi. Öyle bir şey var yani. Hiç kimse ayakkabısıyla gezmiyor evde yani bizde. Hani olmayan bir şeye hayranlık duyma güdüsü yaratıyoruz kendimizde. Böyle saçma sapan bir şey yere gidiyor yani. Yani böyle hani bu sosyal medyanın da verdiği cesaret, şuursuzlukla olmak istedikleri aslında şeye de hani manzaraya da sahip olmamızı istiyorlar. Bizi hani onlar bizim yerimizde olsa belki o şekilde davranmak isteyecekler veya öyle davranacaklar. Çünkü o konumun gereğinin olduğunu düşünüyorlar. Evet sanki racon evet, buymuş. Evet, biz evet. Bunu yapmak zorundaymışız gibi. Market alışverişini anlattım işte. Genelde internetten alışveriş çünkü taşıyamıyorum. Bu boynumda fıtık var 18 yaşından beri. Taşımak çok büyük zulüm. Ama 3-5 parça için girdim. Büyük market zincirlerinde evime çok yakın var. Girdim. Kasadan geçerken kasiyer aa siz kendiniz mi yapıyorsunuz evinizin alışverişini dedi. Kim yapacak dedim.
Yani bu kadar büyük yani şeyler. Koydukları yerler. Konumlandırdıkları yerler. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz alışverişinizi? Şimdi... Kim yapıyor? Ya ben yapmıyorum. Kim yapıyor? Benim Gülsüm'üm var sağ olsun. Ama her erkek gün, olduğu için muhtemelen gün, ben yani. De, tabii. Gerçekten kılık kıyafet alışverişinden de hiç hoşlanmam. Hı-hı. Asistanımı gönderirim mağazaya. Fotoğraf gönderir bana. Ben seçerim alırım. Denemekten hoşlanmam. Markete gidip o, alışveriş yapmak. Mesleki deformasyonda da. Ama yani evet. Gülsüm yapıyor benim için alışverişleri. Ben Gülsüm'e yapıyorum. Buradan selam söyleyelim. Kalp Gülsüm. Gülsüm olmasa ben ne yapardım? Ama şey ama şimdi bu kadar çok yönlü bir adam. Yani işte kuaförlük var, DJ'lik var. 8 mesleğim var. Evet. Neler bir sayalım mı? Say bakayım. Bildiğim. Ağzım kuruyor. Ama bu çok şey oldu hocam. Çok havalı oldu ya. Ben havalıyım hocam. Baştan başlıyorum. Baştan kuaförlük. Sıra, tamam. Başlama sırana evet, göre. Kuaför, makyör, stylist. Tamam. Sonra yönetmenlik. Fotoğrafçılık. Sonra yönetmenlik. Sonra şarkıcılık. DJ'lik ve televizyon 8. Şimdi bir 9. ekleme peşindeyim. Ne kitap yazıyor? Ne geliyor? Kitap mı? Kitap yazıyorum ama onunla ilgisi yok. 9. da kitap oldu. Hayır, kitap 10. olacak o zaman. Kitabı çünkü yazacağım ama çıkarmayacağım. 10.'su da ben çok şahane yemek yapıyorum. Ama hani öyle böyle... Ama Gülsüm alıyor malzemeleri. Tabii. Hanımlar. Domatesleri ince ince doğru. Gülsüm'cüm doğradın mı diye. Hani böyle çok çok yemek yapmak çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Bir saç keserken bir yemek yaparken kafam duruyor çünkü. Diğer terapi türlü böyle gibi bir, oluyor değil mi? Milyon tilki dolaşıyor terapi kafamda. Terapi için yemek yaparım yemek ben yaparken ve saç keserken şey. Dünyayı unutuyorum ben. Evet, kesin. İşte yaratıcı beyinler. Evet çünkü bazen dün akşam bir arkadaşımla konuşuyoruz. Diyor ki sen diyor böyle bir yerde diyor yüksek müzik dinlerken diyor başka bir şey yapabiliyor musun? Hayır yapamıyorum çünkü o müziği ben çok farklı duyuyorum ve kafamın seslerini duyamıyorum o zaman dedim. Meğerse o da aynı cümleyi kullanırmış. Böyle krize girdik gece yarısı. Kafandaki sesleri duyamıyorsun. Ben de kafam ama böyle deyince deli zannedecekler dedim. Kafa sesimi bastıran hiçbir şeyden çok hoşlanmıyorum. Evet, ben de. Artık... O yüzden onu ancak işte yemek yaparken sadece kitap okurken işte düşünmeyi seviyorum ben mesela. Düşünmek ben arada kendime cevap şimdi vermeye başladım sesle. Ya, tabii. Ben yalnız yaşıyorum. Eskiden dedim çocukluğumdan beri sürekli konuşuyorum içimde kendimle. Deli diyorlar sonra. Haklılar belki de ama. Şimdi artık cevap vermeye başladım. Nasıl mesela? Yalnızım nasılsa. Nasıl oluyor yani? Şimdi diyalog şöyle nasıl gelişiyor? Saçmalama Kemal yapma tamam bunu da bu kadar abartma diyorum kendi kendime mesela. Sonra işte yemek yapıyorum filan. Bu kadar salça koyayım. Hayır koyma Kemal. Yok, çok oluyor ondan sonra. Ya güzel oluyor. Yok sonra pişman olacaksın falan diyorum. Delirdim ben galiba. Bende de yeni başladım. Mesela şey, ha tamam şu pantolonu da şuraya katladım diye konuşuyorum. Sonra kendime irkildim. Aslında kendi kendimize konuşmamamız için de bir sebep yok. Kim ayıplayacak ki yani? Hani tabii ki kendi kendine konuşabilirsin. Yüksek sesle onu dile getirebilirsin. Yani bu aslında eski toplum yanılgıları bunlar. İşte deli misin? Bilmem ne misin? Şöyle misin? Kendi kendine konuşulur mu? Deliyim diyen deli değildir zaten. Hani bunlar ama eski... orada diyalog da var. Yani işte yapma eski... Kemal, etme Kemal, tabii böyle yap Kemal. İnsanın en çok kendisiyle diyalog kurması gerekir bence. En çok kendi sorularına kendin cevap vereceksin. En çok kendisini yani eleştirmesi en gerekir. En çok kendini eleştirmesi gerekir. En çok kendisiyle konuşması gerekir. Başka türlü kendini tanıyabilmenin, iyice tanıyıp da başkasına tanıtabilmenin başka yolu yok. Kendinize en vicdansız olduğunuz yer neresi? En katı eleştiri. Ben kendimde olmayan özelliklerin başkasında olabileceğini unutuyorum mesela. Diyorum ya yapmaz ya. Ama sende o duygu olmayabilir ama karşındakinde var. Yapmaz ya. Öyle düşünmemiştir. Öyle yapmamıştır. Hep iyi niyet yani birazcık böyle neredeyse safça iyi niyetim vardır yani insanlara karşı. Sonra bir psikolog bir arkadaşım şey demişti yani sende gerçekten onun karşılığı yok o kötü duygunun veya o yaşadığın şeyin. O yüzden sende karşılığı olmayan bir şey karşında da yok zannediyorsun ama onun içinde var, onun varlığında var. Sizin ne? Her işimle ilgili söylediğim şey olmadım. Hiçbir yaptığım işi beğenmem. Ama o doğru bir şey. Ama bu yanlış doğru bir şey. Hiçbir yaptığım işi beğenmem. Bir, yaptıktan sonra yani sunduktan tabii sonra benim için nefret ettiğim bir iş haline dönüşüyor. Çünkü yine olmadı benim için. Olduğumla öldüğüm arasında bir tek nokta var.
Evet. Ve ben o noktayı koymak istemiyorum hiçbir zaman. Benim için de geçerli. Hmm. Aslında oldum dediğiniz gün ölmüş de olabilirsiniz. Çünkü bir sonraki atabileceğim bir hedef yok yani. Şunu bu sefer, bir dahaki sefere bunu böyle yapayım diyebileceğim bir şey. Memnuniyetsizlikten, olmamışlıktan belki benim bu kadar çok iş yapma hevesim. Yani tatmin etmeye çalışıyorum ruhumu. Ve hepsi aslında birbiriyle ilintili, bağlantılı işler bakarsanız. Çok da uzak şeyler değil. Hep üretmek üstüne. Ve hiçbir şekilde hiçbir yaptığım işi beğenmiyorum. O yüzden en çok kendimi yerden yere vurduğum konu bu olabilir. Zaten ne kaldı geriye? kitap yazıyor ama ben öldükten sonra diyor bu isimleri açıklayacağım diyor. Ben öldükten sonra isimleri açıklamayacağım. Kitabı yazıyorum. Yazdım bir kısmını. Ben öldükten sonra çıkacak. İşte yani isimleri. İsimlerle de ilgisi yok olayın. Esas kahraman benim zaten. Neden peki öldükten sonra? Okuyunca anlarsın. Ay hadi. Öldüren önce diye. Ay nasıl bir şey ya? Nasıl okuyunca anlarsın ne ya? Niye okuyun? Allah göstermiş. Allah hepimize uzun ömürler versin yani. Hayatım. Ama şu kapıdan çıktığımızda bir şey yani, olmayacağını kim garanti ediyor? Tamam, ama yani okuduğunda ha niye şimdi çıkarttığını anladım diyeceksin. Konuşmayalım, güzel şeylerden. Tamam, ben ölürsem de önce o zaman kadına da söylememiştim. Bak gitti, bu merakıyla gitti diye. Mezar başında okurum hayatım. Tövbe estağfurullah. Ya bir şey söyleyeceğim. Rica edeyim mi, etmeyeyim mi? Neymiş? En favorim Milat. Ne kuple? Ben de çok seviyorum. Çok, ya, Milat, çok canım çekti. Enstrümansız. Çok damar ama ya. Çok damar, şey çok kalpten. Böyle alttan bir şey gelse dır, sen dır, dır, dır yapsak falan böyle. Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür. Ayrılık zamanı kayıptır Eylül'dür. Varsın olsun yıllar geçsin üstünden. Sevdim ya seni miladım o gündür. Sözün sonu kederli bir gülüştür. Ayrılık zamanı yetimdir Eylül'dür. Varsın olsun yıllar geçsin üstünden. Sevdim ya seni miladım o gündür. Bravo. Şey diye başlıyor ya şarkı, ben hiç böyle sessiz kalmadım değil mi? Sessiz kalıp kalıp bir yerden sonra patlama oldu değil mi? Nasıl bağlamak? Öyle işte. İşte buna televizyoncu diyorlar. Evet evet. Şimdi ben de bu kıvraklıkla cevap vereyim o zaman. Evet, ayna olmak istedim. İnsanım. Ne oldu? Bu arada ya neler oluyordu? Genel da? Aslında hani o gün öyle bir şey oldu diyemem. Net bir şey değil. 5 yıldır ben çok fazla takip edilen bir adama dönüştüm televizyon programı sayesinde. Teşekkür ediyorum. Çok çok destek, çok sevgi görüyorum. Çok fazlaca görüyorum. Herkese minnet duyuyorum bununla ilgili. Fakat bir kitle var ki bu da azımsanmayacak derecede. Ne yapsam hakaret ve küfür ediyorlar. Ama hani öyle ağza alınmayacak, güneş yüzü görmemiş küfürler. Aileme, anneme, kız kardeşime, bana. Artık bir yerden sonra ben tamam, hani hep bugüne kadar beni salon beyefendisi olarak tanıdılar ki öyleyim. Herkes bilir beni. Ben hani öyle çok nasıl diyeyim, küfürbaz bir adam değilimdir. Ama çileden çıktım. Ben de insanım, sabrım var. Kendi sabrımın içinde boğuldum artık. Bu da bana zarar vermeye başladı bir yerden sonra. Ben de bir içimi döktüm o gün. Bunu kişiselleştirip üstüne alınanlar varsa tam isabettir. Tebrik ediyorum, o zaman o bahsettiğim kişiler onlar. Çok büyük destek aldım. Haklısın, adamı sonunda bu noktaya getirdiniz diye. Ne yapıyorum ben insanlara? Ya sevginin içinde bunu o kadar yoğun sevginin içinde yoğun da bir nefret var yani bu tamam, aslında çok yani da anlaşılabilir bir şey ama biz de insanız yani gerçekten hani bazen çok yarılayıcı, çok üzücü şeyler olabiliyor. Ben bir süre önce sosyal medyada yazılan kötü hiçbir şeyi algılamamak konusunda kendime eğittim. Yani dedim ki hani bu bir şekilde dikkat çekme yöntemi. Bu şekilde dikkat çekmek isteyen kimseye prim verme. Tamam, ben de işte zaten hiçbir şekilde isim vermeden ortaya o kimse bunları yapanların üstlerine alınması garantisiyle zaten öyle bir yazılar yazdım. Ben enerjimi başka şeylere yoğunlaştırıyorum. Lütfen insanlardan da istediğim, eğer varsa enerjileri yetenekli oldukları alanlara, ilgi alanlarına, hobilerine akıtsınlar o enerjiyi. Kin ve nefret üzerinden, sosyal medya üzerinden bize lütfen sıçratmasınlar. Rica ediyorum herkesten.
Çünkü genel ben de herkes sorun. Gibiyim. Sadece hı. işimi yapıyorum. Hepimiz insanız ya. Hepimiz etten kemikten insanlarız. Ben de işte belki o konsere çıkarken belki ben de o günkü saçımı sevmedim. Günü var günü var. Belki o kıyafeti hı. giymek zorunda kaldım. Acil bir şey oldu. Ben de sevmedim. Hepimiz insanız ya. Hiçbirimiz mükemmel olamayız. Bir insan yaratılışında böyle bir şey yok. Kimse dört dörtlük olamaz. Ne huyu, ne şeyi, yaşantı tarzı, ne saçı, ne başı, ne kaşı, ne gözü. Kim bilir dünyanın en güzel, kendini en güzel diye adlandıran modeline git sor. Kim bilir neresini beğenmiyordur. Yani hepimiz insanız. Gerçekten hepimiz etten kemikteniz. Birazcık bunu herkesin farkına varması lazım. Nasıl sıradan bir insan, hiç bu meslekleri bunlarla alakalı olmayan bir insana sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin deyince kaldıramaz. Biz daha da hassas insanlarız üstelik. Üretiyoruz, sürekli bir şeyler yaratmak için uğraşıyoruz. Ben kendi adıma şarkı söylüyorum, çok duygusal bir iş yapıyorum. Şarkı yazıyorum, çok duygusal bir iş yapıyorum. Bizim kırgınlıklarımız çok farklı yerlerden oluyor. O konuda tabii ki biraz anlayış bekliyoruz yani. Yine bir bağlama yapayım mı? Bağlama yap. Bu duygusallığın yarattığı şarkılar acaba bize neler anlatıyor? Bir bakalım. Hadi bakalım. Bağlama. ya. Diskografiye geldi. Evet. Değil mi? Süper değil mi? Maşallah. Maşallah. O zaman bir hay maşallah da Kemal Doğulu için gelsin. Abi benim için de mi var? Oluşum. Kaç kedi var? Var mı? Bir mi? Üç tane. Üç mü? Bir tanesini son kızım sakızı geçen hafta sahiplendim. Geçen yıl bir tane sokaktan Van kedisi sahiplendim. 60'lar. Kızım Lumi. O da sahiplendiğimde hamileymiş. Haberim yoktu. Yani. Dört tane doğurdu. Bir tanesini kendime sakladım. Üç tanesini sahiplendirdim. Şu an üç tane evde kedim var. İki kızım, bir oğlum. Ne tatlılar değil mi? Çok. Çok yaşam. Çok. Var mı hayvan var, sizde? Kızım var benim de. Kedi? Kedi kızım olduğum var. İçin ama ben... kedi kızım yani. Hani kedi kızım aynen. Kızım, kızım, oğlum. Kızım var yani. Yani bayağı kızım. Benim de var, bir tane oğlum var. Evet işte öyle. Gerçekten öyle hissediyor evet. insan çünkü. Evladı gibi hissediyor. Ben bir oğlum, biz de sordukları zaman işte kaç çocuğun var? Bir oğlum bir kızım var diye böyle otomatik cevap veriyorum. Yani biraz tüylü olabilir kız olan diye. Böyle öyle gerçeğim. Kedi misiniz? Ben kediyim. Yani çok okudum bununla ilgili. Hatta Kedi Olmak diye bir kitap da okudum. Yani insanların karakterleri veya huyları veya yaratılışları nasıl adlandırıyorsak bence çok benziyor. Ben kediyim. Yani istediğim zaman sevdiririm kendimi. Hı hı. İstemediğimde asla elletmem. Kendimi görüyorum onlarda. Siz de çok güçlüsünüz. Değil mi? Olmak zorunda kalıyorsun. Hani ben çok güçlüyüm diye doğmaz kimse yani. Ben güçlü biri olacağım. Ama hayatta pişmeye başlayınca, her şeyi kendin yapabileceğini fark edince o zaman güçlenmek dışında başka bir senaryo kalmıyor zaten. Veya öyle olmak zorunda bırakıyorlar evet. insanı. Şimdi mesela siz diyorsunuz ya, ben karar veririm. Evet. Yonca Hanım demiyor ama bence o da kendi karar veriyor her şeyi. Ben biraz baskın, dominant bir adamımdır ya. İşimde de özel hayatımda da sevmiyorum. Ben öyle mıy 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 fark etmez ben, falan öyle şeylerden hoşlanmam. Ben de dominant bir karakterim ama son zamanlarda, son belki 10-15 senedir şeyim yükseldi birazcık yani. Empati yapma yeteneğim ve karşıyı dinleme toleransım biraz arttı. Eskiden biraz daha serttim. Şimdi bir parça daha, belki biraz anne olduktan sonra belki bir parça daha gelişmiş olabilir. Dinlerim ben. Şefkatli tarafım daha baskın basıyor artık. Yani karşımdakinin ne olursa olsun insan olduğunu görmeye çalışıyorum önce. Ben bir karar verdiysem hiçbir şey o beni ondan döndüremez Allah dışında da. Ama yine de karşı tarafın sebeplerini dinlerim yani. Yani işte şeyle nezaketli olmakla basiretsiz anlaşılmak arasında çok ince bir çizgi var ya karşı taraf ya da toplum tarafından. Hani o çok nezaketli olduğunda onu böyle basiretsizlik, bir zayıflık olarak da algılayabiliyorlar. Ne yazık ki. Tevazuyu sevmez bizim halkımız mesela. Hep der ki ay ne mütevazısınız, ne tatlısınız ama tevazulu insandan
da çok hoşlanmaz. Gene aslında en başta başladığımız yere geliyoruz. İşte business meselesi işte. Hani normal o kadar tevazuyu sevmeyiz biz. Burnundan kıl aldırmayanları daha çok severiz. Bu böyledir. Peki burnunuzdan kıl aldırmadığınız şeyler ne? Yani mesela bir konser var ya da bir şey var, başka bir etkinlik ben, var. Yani evet, sahne performansındaki, şunlar olacaktaki ilkler sahne mi? Performansımı etkileyecek hiçbir konuda şey yapmam. Ödün vermem yani. Hı-hı. Hani belli standartları isterim. İşte belli ses sistemini isterim. Aynı ekip çalsın isterim. Dinleyicimle kurduğum ilişki ona göredir. Ama hani bu kapris olarak algılanmasın. Yok, standartlarım değil. Şeydir yani. Bellidir standartlarım. Elimden geldiği kadar yardım ederim. Ekibim de ben de çok uyumluyuzdur. Elimden geldiği konuda da yardımcı olurum. Ama iyi niyet görürsem. İyi niyet gördüğüm her yerde her şekilde yardımcı olurum her konuda. Ya bunlar galiba işin de gerekli. İşin gerekliliği yani, tabii çünkü ben oraya o hizmeti vermek için zaten oradayım. Hani ben o işi o şekilde yaptığım zaman mutlu olacağım ve ben mutlu olursam seni mutlu edeceğim aslında. Çünkü sahne öyle bir şey. Sahnede sen eğleneceksin önce ki karşındaki eğlenebilsin. Tabii bunun bir başka noktası da kendin gibi olabilme lüksü ya da işte tabii, rahatlığı. Kesinlikle, tabii. Yani kendiniz gibi olabiliyorsunuz. Tabii. Benim en belki de kamera önünde en kendim olduğum için ve rahat olduğum için zaten, tepki de görüyor olabilirim. Bir şey söyleyeceğim. Haftanın yani. Her günü ekranda her olup gün, da her gün bilmem kaç saat sürüyordu ben. O program bana Allah 4 aşkına. 4 saat izliyordunuz siz. Yani hani dizi plan bir nasıl sürü olacak ki? Teklif de geliyor. Olmaz. Da ben kamera karşısında rol kesebilecek yeteneğim yok. Bak birçok şeyi yapıyorum ama kardeşinden dolayı belki bir aile, var bir demek ya yeter yani. Hani belki alakası hatta var bir diye aile düşünüyorlar. İki oyuncu Kadir'le Neslihan. Benim oyunculuk tarafımda eksik kalsın. Ben çünkü oyunculuk yapamıyorum. Neyse ben böyle sinirleniyorsam da sinirli halim. Eğleniyorsam da eğlenceli halim. O format öyle rol yapılabilecek bir format değil. Belki aslında o kadar işin içine girerek yaşadığı için sonra da canı sıkıldı, evet. Üzüldü, bir sürü şey yaşadı. Yani bunlar çok birbiriyle ilintili şeyler. O kadar net olunca tabii her şey, her türlü hedefe açık hale de geliyorsun tabii yani. Hedef oluyorsun yani, sen her türlü zarara da kendini açıyorsun. Göğsünü siper ediyorsun. İyiye de kötüye de. O kadar kendinsin ki o zararı görmemene imkan yok. O yüzden diyorum yani sevgiyle nefret ilişkisi kol kola. Çok sevdiğimizi boğuyoruz bir yandan. Evet, böyle bir durum var ama bir taraftan da üstümüze giydirilmeye çalışılan bir herkese benzeme durumu da oluyor tepkiler tabii. Anlamında. Yani herkes birbirinin aynı tepkileri verince ve aynı normallikte tırnakçı maskelerini takıp davranınca o zaman işte burada kendi gibi olup bir şey için çıkış yapan deyip dikkat çekiyor da sivrilebiliyor. Evet. Yani ben hiç pişman değilim yaptıklarımdan bugüne kadar. Hep iyi ki diyorum, keşkem yok. Tabii ki hatalarım oldu, bir sürü hatam oldu. Hiç her zaman doğru kararları vermedik hiçbirimiz. Tabii canım. Ama onları şimdi tecrübe olarak, hataları tabii. Tecrübe olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki tabii. Günlere, önümüzdeki yıllara Allah uzun ömürler versin hepimize bakıyoruz. Ben tabii ki o çok sinirlendiğim geçti gitti benim için. Bitti, orada kaldı. Ben şimdi önüme bakıyorum. Umurumda değil. Ya ben en güldüğüm sorudur. Röportajlarda bana sıklıkla sorarlar. Geçmişe dönseniz neyi değiştirirsiniz? Hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi. Bana da. Hiçbir şeyi. O bir kelebek etkisi. Hadi onu değiştirirsem hayatımın örgüsü değiştirir aynen. Zaten. Ben hatayı yaptım. O hatayı yaptığım için öyle şeyler yaşadım ki. Bugünü yaşıyorum. Hataları da sevmeyi öğrenmek daha gerekiyor. Daha sevimli, yani. Daha dizi tadında sordular o soruyu. Ne, nasıl sordular? Şimdi işte 38-39 yaşlarımda yaptığım bir röportaj. Şimdi 40'ım tekrar. 41 kere maşallah. 20 yıl önceden bahsediyormuş. Ben 41'de bir parti yapalım Kemal. Bir 41 işte kere yapalım, maşallah. 41 kere maşallah evet. Yapabiliriz. Şimdiki bu haline Kemal Doğulu olarak işte o 17 yaşındaki Kemal'in yanına gidip ne dersin? Kulağına ne söylemek evet, isterdin? Öyle soruluyor, doğru. Ben de böyle yaptım, kulağına eğilip. Aynen devam. Yapacak bir şey çünkü yok. Ben o hani çok kötü günler geçirdim zaman zaman. O kötü günü cımbızla oradan çekersem tabii, örgü belki bugün buraya gelemezdim. Tabii yani, hayatın örgüsü dolayısıyla değişiyor. Yaşadım çok güzel günler, çok kötü günler, berbat günler, korkunç şeyler yaşadım. Fakat bugün buradayım. Demek ki bunları yaşamam gerekiyormuş mantığıyla tabii. İlerliyorum. Yoksa zaten öyle bir imkanımız yok. Hiçbir şey değiştiremiyoruz evet, şu hayatta. Evet, o kesin. Yani öğrenene kadar gönderiyor. Ve hatta emin olduğun halde bazen bazı yanlışlardan tekrar yapıyorsun. Tabii. Öğrenene kadar
önüne getiriyor. Öğrenene kadar önüne getiriyor. Sonra, niye öğrenmeniz gerekiyormuş peki? Keşfettiniz mi bunu bu hayatta? Yani bu kadar kıskanç olma, bu kadar güvenme, bu kadar birine bağlanma, bu kadar sevme, her şey olabilir. Bu kadar paraya önem verme, bu kadar işte borçlarına takılma. Hani her şey olabilir bu. Nereden şey yapıyorsan oradan sınanıyorsun. Yani neresi orası hassas bölgense oradan sınanıyorsun. Sizin sınandığınız bir şey var mı? Sayısız. Özellikle böyle bir numaraya alsak. Sayısız. Hı-hı. Çok var. Çok var. Ben yıllarca işte aman düzenim bozulmasın, hı-hı, aman şöyle olmasın, aman aile düzenim öyle olmasın, böyle olmasın bilmem ne dedim. Evet, yalnız bekar bir anneyim şimdi. Deneyimlemekten korkuyordum ama hiç de bir şey olmuyor. Çok da güzel oldu yani. İnsan korkuyor ama o kararın eşiğinde. Yani bu korkma, hepimize has bir şey. İstiyorum ya başından beri insanız. Hı-hı. Tabii ki korkacağız ama doğrusu buymuş diyorsun sonra. Diyorsun ki evet ben böyle yapmalıymışım. Evet benim başıma bu gelmeliymiş diyorsun. Yani ben çok artık hayatının son dönemine gelmiş de ah pişmanım, ah şöyle diyeyim diyen insanlar için üzülüyorum. Çünkü gerçekten bir manası yok. Pişmanlığın hiçbir manası. Ha şunu yapabilirsin. Telafi etmek için insanlardan özür dileyebilirsin. Üzdüğün, kırdığın insanlardan. Affetmeyi bekleyebilirsin. Affedilmeyi bekleyebilirsin. Bu olabilir. Yani bu başka türlü başka hiçbir şeyin telafisi yok yani. Tek insan gönlü alabilirsin beklemek yani. Beklemek yanlış bence. Ben affettim. Hay affedersin. Yani ne varsa affetmeden kim varsa tabii, hepsini affettim. Onların tabii, beni affedip affetmemesi umurumda değil. Ben herkesi affettim. Böylelikle devam edebiliyorum. Yoksa benim yani farklı fikirlere sahip olabiliriz bu hayır, konuda. Hayır, affetmek tabii ki çok mühim. Affedilemezsin zaten. O i̇şte ayrı mesele. Haberleri olmadan yani, affettim çoğunu. Yani. Yoksa zaten affetmek mümkün olmayacaktı benim için. Veya yola devam edip takılıyor insan bir yerde. Affetmek de kolay bir şey değil. Özür dilemek de kolay bir şey değil. Evet. Aslında yani, en kolayı. Toplumca hayır, yapmayı bilmediğimiz genel, bir şey evet, mesela özür dilemek. Bilmiyoruz. Yani gerçek anlamda yürekte affetmek nasıl olur acaba? Oluyor. Bunu, oluyor. Evet değil mi? Oluyor. Olur. İnsan kendiyle hesaplaşmaya başladığı, hı-hı, zaman önce affetmeyi öğreniyor. Ben mesela beni kıranları değil de kırdıklarımı daha çok hatırlayıp üzülüyorum. O yüzden diyorum affedilmek yüzden, de çok önemli demem o yüzden. Affedilmek istiyorum affedilmek mesela. Önemli. Affetmek değil. Ama ha, Kemal'in söylediği de şurada doğru. Hı-hı. Affetmeden de affedilmek mümkün olmuyor. Affedeceksin kendi içinde helalleşeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki hani ben sana bunu yaptım. Ha belki sözlerle söylemeyeceksin bunu. Telafi edeceksin, özür dileyeceksin. Belki affetmeyecek. Ben onu affettim ama o beni affetmeyecek. O da onun kendi hesaplaşması çünkü. Ben kendi vicdanen kendimi rahatlatıyorum. Onu affediyorum. O beni affetmezse de o onun yüktür. Ben de duracağına onda dursun. Evet. Peki neyle sınanıyorsunuz? Sabrımla. Sabrımla sınanıyorum. Sabırlı birisiniz. Mecburen sabırlı olmak zorundaydım. Birinci çocuğum, beş kardeşin en büyüğüyüm. Dolayısıyla sabretmeyi küçük yaşta öğrendim. Şimdi de onunla sınanıyorum gibi geliyor bana. Çünkü 5 yıldır sabrettim, ediyorum da. Ve ölçtüm, biçtim sınırı. Onunla şu an gerçekten sınanma aşamasındayım. 5 yıldır mı? 5 yıldır özellikle linç kampanyaları düzenleniyor benimle ilgili de. O yüzden 2 alana 1 bedava gibi böyle kampanyalar. 2 linçe 1 linç bedava mı? Tabii oğlum yani 1 linç at ondan sonrası sınırsız gibi. Hani. Ben de sabrımla sınanıyorum işte ne yapayım Allah da bana böyle bir sınanma şekli vermiş olabilir. Kendimle sınanıyorum daha doğrusu. Yani çok zor. Olması gerektiği gibi yaşamak ya da öyle biri olmak çok zor. Ya da hiç öyle bir derdim olmadı. Ben evden çıkmam. Asla sokağa çıkmıyorum. Aa. Hiçbir şekilde. İşe giderim, evime dönerim. İşlediğimde gece DJ'lik veya işte televizyon olduğu dönem televizyon. Onun dışında hiçbir şekilde sokağa adım atmıyorum. Bir arkadaşlarla yemek yemek, bir yerde bir herkes şey içmek. Herkes bana gelebilir isteyen. Ben sokağa çıkamıyorum. Çıkmıyorum. Yani sosyal bir fobim var çocukluğumdan beri. Ve yaptığım ilginç işe bak. Hayır, çok enteresan. Sokağa çıktığınızı ne hissettiriyor size? Yani o fobi ne? Nasıl yani ben hep yere bakarak yürürüm mesela. Bilmiyorum hani bir yerden sonra yakalanıyorum elbette. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Çok da seviyorum. Hiç kimseyi de geri çevirmem mesela fotoğraf çekilmek isteyenleri ama onlar görene kadar ben mümkün olduğunca
görünmeden, kimse beni fark etmesin, ben gideyim falan, ama bütün işim sahne. İşte televizyon, kuaför salonlarım var İzmir'de, Çeşme'de. Hı-hı. Bütün işlerim sosyal. Ama ben hafif sosyofobiyim, bilmiyorum nasıl. Yani hiç evden çıkmasam mutsuz olmam. İnsan sevmiyor musunuz? Kendim de dahil olmak üzere insan ırkını sevmiyorum. Yedi bitti sen. Hayır, geçmiyorum. Neydi, bir alana bize dava mıydı? Bir alana bitti sen. Ama ya, kimseyi ayırmadım. Kendim de dahil olmak üzere. Ama başın, cümlenin başını duymak istemiyor ki kimse. Şimdi sen bir daha o zaman altını çiziyorum. Arkadaşlar, öncelikle kendim dahil olmak üzere bütün kameralara bakarak söyleyeyim. İnsan ırkından nefret ediyorum, evet. Kötüyüz çünkü. En iyimiz bile kötü. Biz kanseriz, gezegenin kanseriyiz. Biz alsalar kurtulacağız. Evet, dolayısıyla minimum kurtulacak insan. Kurtulacak gezegen, kurtulacağız. Minimum ben içindeyim insan. Ama kurtulmadım. Geçen gün birisi bana nasıl bu kadar iyi niyetlisin, kalbini nasıl bu kadar temiz tutuyorsun? Soru cevap kısmı var ya, hayatımda ilk defa yaptım. İnsanlarla görüşmeyerek dedim. Gerçekten öyle. Herkesten minik bir negatif enerji yükleye ben, çünkü mıknatısım bu konuda. Sonra ben onu içimde meydan muharebesine çeviriyorum. Dolayısıyla niye bunu yapayım kendime? Ben onun kadar şey değilim. Onun kadar sen daha sosyal olmak yani zorundasın hayatım. Hayır, sosyal olmak zorunda değilim. İyi, benim, şimdi ben insanlar tek bana sağlayacak ben diyorum. Ben tek çocuğum ve ben aksine kendi yalnızlığımdan şöyle söyleyeyim. Tercih edilebilir yalnızlık benim hep konforum olmuştur. O tercih edilebilir yalnızlıkta hep kalmayı tercih etmişimdir. Ev hayatını ben de çok severim. Ben de onu anlayabiliyorum, o evden çıkmama isteğini. Çünkü işte ben de sahne oluyor. Ben 15 yaşından beri çalışıyorum. 15 yaşından beri gece hayatının içindeyim. Öyle olunca işte oğlumla, kedimle, evde kitabımla, filmimle, dizimle evde olmak iş dışında benim için gerçekten konfor. O konfor alanı benim için çok önemli. Orası benim kalem. Kalede çok mutluyum. Ama kardeşim olmamasına rağmen 20 senedir biriktirdiğim, kardeşten öte diyebileceğim dostlarım var. Onlar çok yakınım. Onlar deseler ki Fizan'a gidiyoruz, Fizan'a giderim. Onları da bir kenara ayırmam lazım. Çok güzel insanlar biriktirdim hayatımda. Çok güzel dostlar biriktirdim. Dediğim gibi yani onların sonsuz kredisi var bende. İyi ki de varlar. O yüzden ben onun kadar şey değilim. Yani onun kadar koyu bir söylemim olamaz. İnsan ırkının kötülüğüne evet kesinlikle katılıyorum. Doğanın, hayvanların bizlerin elinden çektiği eziyete ben de katlanamayanlardanım. Ama yine de vicdanlı ve iyi insanların yüzü suyu hürmetine bu dünya dönüyor. Çünkü çok güzel hikayelerde, çok şefkatli hikayelerde duyuyoruz. Hepimizin içinde biraz kötü, biraz iyi var ama iyi insanlar da var. Hani bunu da şimdi yadsımamak lazım. Gerçekten iyi olup, vicdanlı olup, bu hayat için bir şeyler yapmaya çalışan, dünya için bir şeyler yapmaya çalışan, biz evimizde böyle televizyon karşısında uyuklarken gerçekten gidip kendisi doğa için yürüyüşler yapan, bilmem ne yapan, ağaçlar diken, hayvan kurtarmaya çalışan, gerçekten vicdanlı insanlar var. Sizden bahsediyor Yonca Hanım şu anda ekran karşısında. Ne yapıyorlardı? Birileri bir yerde doğayı kurtarmaya çalışıyor. Birileri bir yerde şu gerçekten anda kendi hayatlarını adıyorlar. Doğa için bir şeyler yapıyorlar. Hayvanlar için bir şeyler yapıyorlar. Bu insanları yadsıyamam tabii. Yani o kadar dediğim gibi o daha böyle karamsar bakıyor. Ben biraz pesimist yaklaşıyorum. Pesimist bakıyor evet. Ama ben ama o kadar değilim. Tabii Yonca'nın şahane çocuğunun da ona verdiği bir pozitiflik var. Tabii olmaz var. Umut. Olmaz. Umut olmak zorunda. Hayatı tanıma şekli farklı. Yani tabii ki hani o söylediğin insanlardan biriyim ben de. Ben bir yıl içinde 3 tane sokaktan kedi sahiplendim. Çok kıymet veriyorum hayvanlara, doğaya, her şeye yani. Fakat yeterli değiliz, azınlığız biz. Öyleyiz yani, ama yani yok diyemeyiz. Diyemeyiz. Dolayısıyla artacağına inanarak benim kendi kanaatim, çocuğumdan ve çocuğumun nesline de şahit olduğum için söylüyorum. Çocuğumun kendine benzer bir dolu çevresinde hepsi pırıl pırıllar, ışık ışıklar. Gözlerinden güzellik akıyor. Tek ihtiyacımız olan onların kirlenmemesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey onların kirlenmemesi için çaba göstermek. Senin gibi güzel yetiştirdiğin gibi güzel yetiştirilmiş çocuklar. Evet. Başka türlü gezegenin kurtulacak hali yok. Ülkemizden bahsetmiyorum. Tabii, gezegenden tabii. Bu gezegenin bahsediyorum. Kötülüğü zaten. Bir arkadaşım bana onu demişti. Bu dünyayı işte ne de, bir dakika dur. Bu dünyayı güzelleştirelim ve çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım değil.
güzel ve iyi çocuklar yetiştirelim. Tabii ki bu dünyayı güzelleştirelim. Yani hani güzel. Keşke inşallah bütün ebeveynler yonca gibidir. Herkes bunu aşılar. Çünkü genelde çocuk doğurup peydah etmek çocuk sahibi olmak demek tabii değildir. Tabii değil. Tabii ki değil. Doğurup sokağa atmak çocuk sahibi olmak demek değildir. Tabii ki değil. O çocukları yetiştiremediğimiz için dolayısıyla geleceğe de pek parlak bakamıyorum açıkçası. Ben umudun olduğuna inanmak istiyorum. Götür beni gittiğin yere aşkım. Gel yavrum. Bir reklamlara gidelim mi ya? Reklamlara gidelim biz. Kitaplar, kitaplar ne getirdiniz? Ben bunu yıllar önce okudum. Birkaç kere okudum. Zaten ne kadar eski vermeye de kimseyi kıyamadım. Beş peşe. Ha? Şöyle bir konsepti var. Çok fazla ipucu vermeyeyim. Çünkü ilginç bir akışı var. Murat Anbungan başlıyor hikayeye. Faruk Ulay devam ediyor. Elif Şafak devam ettiriyor. Celil Oker devam ettiriyor. Pınar Kür sonlandırıyor. Oh, şahane bir son. İlginç, dehşetengiz bir kitap. Kime gidecekse çok mutlu olacağım. Oh. O da kendi elinde tutmasın. Okunsun lütfen. Herkes kitaplarını yaysın. Ben Hakan Günday'dan Azı getirdim. Bu kitabın bir yıpranmış kopyası evimde var. Onu getiremedim. Niye? Çünkü oğluma bir ön söz yazmışım. Tarih koyarak. O yüzden o anıyı ondan almak istemedim. Bugün size yenisini getirdim. Ben bu kitabın üstüne çok uzun zaman kitap okuyamadım. Şey yapamadım, adapte olamadım çünkü çok gerçekten çok içine girdim, çok etkisinde kaldım. Çok mutlu edecek bir kitap değil, yine de umudun olduğunun altını çizecek bir kitap ama çok da gerçek bir kitap, öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ne demek? Yonca Lodi'nin 31 Aralık'ta çıkan albümünde hemen bir kere daha hatırlatalım. Babaannemin sözüyle bitireyim. Allah ilerle karşılaştırın. Amin. Evet. Hepimizin. Bana dua ederdi. Annemin duasıdır, anneannemin duasıdır. Ben de şimdi oğlumun peşinden söylüyorum. Evet, yani çok Allah güzel hepinizi, duadır. Hepimizi, evet. Bütün amin. Ekran başındakileri aynen. De İler ilerle çoğalsın karşılaştırsın diye dua edelim. Ama şey attırarak bitirin. Ne ne attır. Ya Allah ilerle karşılaştırsın dedim artık. Daha ne diyeyim? En güzel duayı ettim. Babaannem ölmüş. Daha ne diyeyim? Trajedi yaşadım şu an burada. Öyle bir ki. Bu bana düşen. Peki sen neler yaşadın ömür geçerken? Sordun mu? Düşündün mü? Dedin mi? Neden, neden, neden bu bana düşen? Bir dokun, bir ah işit, kimi dinlersen. Bana çok kalan olduğu yere düşenlerden. Neden, neden, neden?